nefsi Muhammed'in biyedihi. Peygamber de yeminle başlamıştı. Vellezi nefsi Muhammed'in biyedihi. Muhammed'in nefsi yani canı elinde o Allah'a yemin ederim ki. Yani Muhammed'in bak canı kendine ait değil. Allah'ın kudretinde. Yemin ederim ki le hulufu femi saimi oruçun ağız kokusu nedir? Atib indallahi min rihil miski. Misk kokusundan Allah katında daha temiz, daha hoş, daha güzeldir. Oruçlunun ağız kokusu. Misk kokusu, misk. Efsane en koku uymuş, misk kokusu. Yine var misk muhtemelen. Nedir misk kokusu? Misk geyiği vardır, geyik. Misk geyiği denir buna. Bu ana vatan Tibet'tir. Başka da var kendisi böyle. Ana vatan Tibet'tir. Misk geyiği vardır böyle. Bunun kanında bazı bezeler vardır. Yumurtadan büyük bezeler vardır. Orada bir salgılara böyle koyu kara renginde yağ şeklinde salgılara böyle şey. İşte bu koku mis kokusu. Yani günümüzde de bu kullanılıyor. Parfüm sana kullanılıyor bu. Mis kokusu böylece. En iyi koku budur böylece. Rengi koku çıkmaz bunun çabuk. Uzun zaman devam eder. Buraya Aleyhisselam Hazretleri oruçlu ağız kokusu mis kokusundan Allah'a kadar daha sevgili. Oruçlu olan bir kimse, efendim bakınız. Oruçlu olan kimse, onun ağız kokusu, yani nefesi ve tükürüğü de Allah katında kıymet işinde. Bunu yaralamak gerekiyor. Nasıl yaralan insan bundan yaralanacak? Oruçlu kimse ne yapacak? Bilhassa ikinden sonra bir yerim ağrıyor, üflesin muhtemelen, üflesin böyle işte. Çocuğum hasta okusu üflesin. O nefesi bunun, onda şifa vardı. Nefesi böylece. Onda şifa. Eskiden mesela, tabi biliyorsun böyle tıp yoktu eskiden böylece. Nerede doktor, büyük kasabada bir doktor ancak olacak böylece. Kim doktor hiç gidecek böylece. İmkanlar yok tabi böylece. Ne oluyormuş? Yürü okuyor, baş ağrı okuyor, üflüyor ama iyi oluyor böylece. Bela okuyor, iyi oluyor. Neden? Öyle insanlar işte varmış ama ağzı mis kokan insan varmış böyle. Ağzı temiz muhtemelen. Şimdi biz kuru hafız olsak fayda yok ki böyle. Ağzımıza o şey yok muhtemelen falan işte. Demek ki ne yapalım? Oruçluyken ikinden sonra bilhassa muhteremler ben çocuk ağlıyor mu değil mi? Oku. Ne okuyorum efendim bana? Yok oku. Bir şey bilmiyorum. Fatih Elham oku böyle işte. Elham'ı oku. Üfle. O nefes nedir? O nefes şifa işte. Şifa böyle işte. Bir insanın yarası var, çıbanı var. Ne yapacak? Oruçlu alacak tükürüğünü araya sürecek muhtemelen. Ona şifa muhtemelen. Şifa muhtemelen.